ek gelir elde etmenin 7 garip metodu bu metotların ortak özelliği çoğunu ben de kullandım gerçekten güzel metotlar çoğu çok fazla zamanınızı almayacak yani mevcut hayatınızı yaşarken ekstra olarak gelir elde edebileceğiniz metotlar ve bir tık garipler arkadaşlar ama kazançlılar hanimiş teknolojiye hoş geldiniz ben muratcan safirek ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyorum bu videolardan faydalanmak için kanala hemen abone olup bildirimleri açıyorsun ki yeni video paylaştığımda senin de haberin olabilsin şimdi bunlardan ilki... Local Zone arkadaşlar. Bu uygulama sayesinde insanlar yurt dışından ucuza ürün getirtebiliyorsunuz. Veya aynı şekilde siz yurt dışına gidecekseniz insanlara ucuza ürün getirerek para kazanabiliyorsunuz. Çalışma sistemi tamamen şöyle. Eğer yurt dışına gideceksiniz, diyelim ki işte ben e, şu an 9 Kasım, ben 10 Aralık'ta Polonya'ya uçacağım, 20 Aralık'ta tekrardan Polonya'dan Türkiye'ye uçacağım diye sisteme giriyorsunuz ve daha sonra sistem bu veriyi kaydediyor ve diğer insanlara ucuza alabilecekleri, Polonya'dan ucuza alabilecekleri ürünleri gösteriyor. Atıyorum bir telefon, atıyorum bir ne bileyim şarj makinesi, neyse işte ve Diyelim ki o kişi o telefonu şarj makinesi bir şeye almak istiyor. Diyelim ki elime şu an bir mikrofon geldi. Şu mikrofonu almak istiyor ve ucuza alabiliyor. Ee, bu mikrofonu senden istiyor. Sen gelirken bunu getiriyorsun. Sistem şöyle çalışıyor. Bu mikrofon diyelim ki Türkiye'de 5000 lira. Ve Polonya'da bu mikrofonun fiyatı diyelim ki 2000 lira Polonya'da. Ee, bu adam sisteme atıyorum 3500 lira para ödüyor. Yani Google Zone'a 3500 lira para ödüyor. Daha sonra sen bu mikrofonu 2000 liraya Polonya'dan alıp Türkiye'ye geliyorsun. Sistemi zaten adamın parası yaptı. Yani adam almaktan vazgeçer. Zaten, sen de zaten burnuna para verdin. Sen burnu veriyorsun adama. E, Türkiye'ye gelip ya da kargo oluyorsun Global sayesinde ve e, ürün teslim edildikten sonra Global bunu onaylıyor ve diyelim ki işte sen bunu 2000 liraya aldın. Adam 3500 lira 3500 lira ödedi. Diyelim 300 lira Global komisyonu. Sen 3200 lira kazanıyorsun gibi bir şey var. Tabi burada kimin ne alacağım ne vereceği tamamen önceden belirlenmiş oluyor. Senin için karlıysa bunu yapabiliyorsun. Tamam da kardeşim ben yurt dışına gitmiyorum. Şu değil bu sefer de Türkiye'den almak istediğin ürünleri senin yerine bu ürünleri ucuz alıp sana getirebilir ve sana para kazandırabilir. Açıklama kısmında uygulamalı ilk var. Biraz göz at derim. İkinci uygulamamız Airbnb. Airbnb sayesinde boş odalarınızı, boş evlerinizi hatta sadece bir koltuğu, bir kanepeyi kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet çok basit bir şekilde herkes ev kiralamayı bilir. Yani insanlar boş evlerini kiralayabilir. Airbnb üzerinden günlük olarak kiraya verebilirsiniz. Ya da ben günlük vermek istemiyorum. Pis insanlar geliyor diyenler için istersen minimum 3 gün bir hafta kiralanabilir hale de getirebilirsin. Ama Airbnb'nin en büyük avantajı illa bir evin olmasına gerek yok. Sadece evinde bir boş oda olabilir. Odayı kiralayabilirsin. Atıyorum birisi seyahate gelmişti. Ucuza konaklama istiyor. Bir oda ona yeterli. Ucuza konaklayıp gidecek. Hatta odan da olmayabilir. Sadece senin yaşadığın odada boş bir koltuk, boş bir yatak olabilir. Onu kiralayabilirsin. Hatta bunları geçtim. Bir yere çadır kurup çadırı bile kiralayabilirsiniz. Sıfır şaka. Çadırı bile Airbnb üzerinde kiralayabiliyorsunuz dostlar. Airbnb'nin diğer bir güzel özelliği. Tabi buraya şu an ekranda gördüğünüz çok güzel evler var ama illa böyle evler olmasına gerek yok. Bakın size mesela Eskişehir yazıyorum. Eskişehir'de böyle es küçük minik bir ev. Bakalım. Hatta günlük bakıyorum. Hemen arama dedim. Bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir yatak vermiş. Ne diyor? Daire olarak kiralıyor. Bu da daire olarak. Bu İki yatak var mı sanırım bu da daire. Buradan aslında kategorileri seçebiliyorduk filtreler. Bakın burada. Evin tamamını istiyorum, odanın tamamını istiyorum gibi seçeneklerle arama yapabilirsiniz. Ya da mesela işte şu kadar yatak olan bir ev arıyorum ya da şu kadar banyosu olan bir yer arıyorum. Atıyorum evde Wi-Fi olmalı, mutfak olmalı, klima olmalı gibi seçenekler var. Size tabii ki evinizi odanızı eklerken bu detayları yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada en ucuzuna bakalım 347 liraya şöyle bir ev koymuş arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Muhtemelen bir oda kiralamış. Aynen bakıyorum. Bir ortak banyo dediğine göre Özge Hanım 2 yıldır da bu işi yapıyormuş. Şöyle de güvenilirde bir profili var. 174 kere değerlendirme almış. Ortalama puanı 4.72 71 ve buradaki olumlu yorumları görebiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Üçüncü metodumuz arkadaşlar TikTok dropshipping. TikTok'a gelip TikTok make me buy yazdığınızda şöyle ilginç videolar görüyorsunuz. Mesela bakalım şuna. Çok da telif yesin istemiyorum. Bu üründen hiçbir şey anlamadım bu arada. Mesela bu ürün gördüğünüz gibi. Evet bakalım bu arkadaşın profiline. Evet tabii ki de bir link var ve aynı ürünlerle alakalı videolar var. Arkadaşlar böyle ilginç bir ürün buluyorsunuz. AliExpress'te, eBay'de, Amazon'da ucuza buluyorsunuz bu ürünü. Diyelim ki 3 dolara 5 dolara buldunuz. Ve bu ürünü 50 dolara satacaksınız. Ne yapacaksınız? Bu üründen bir tane sipariş edip bol bol bu tarz videolar çekip bunları TikTok'ta paylaşacaksınız. Baksana adam her bulduğu bardağı yıkamış ve hesap yani bak bak 5 milyon 50 milyon 21 milyon sadece bu videoyu çekiyor toplamda 3 milyon pardon 2.3 milyon beğeni almış ne kadar izlendiğini siz düşünün ve şuraya da satın alma linkini koymuş ee, hemen open diyorum şu an sitesinde sorun var adamın siz bu ürünleri nerede satacaksınız tabii ki Shopify'de satacaksınız Shopify hızlı bir şekilde mağaza açabileceğiniz TikTok'tan trafik çekip satış yapabileceğiniz bir platform normalde ücretli ama ben açıklama kısmına sadece 1 dolar kayıt olabileceğiniz bir link bırakacağım. Bu arada bu ürünleri hiç almadan da bu işi yapabilirsiniz. Çünkü internette bu tarz ürün videoları var. Olmadı o videoları kullanırsınız. Ama ben genelde ya bir ürün yani bu işe gireceksen bir tane sipariş edip evde kendim denemeyi ve videoları da kendim çekmeyi tercih ederim. Çünkü çok daha yaratıcı videolar yapabilirim. Ama burada seçimi size bırakıyorum. Dördüncü yöntemimiz oyun oynayarak para kazanmak. Dostlar birçoğunuz oyun oynuyor olabilir ve para kazanmak kazanmıyor olabilir. Lütfen artık oyunlardan para kazanmaya bakın. Minecraft, League of Legends benim dönemlerimde e, metin 2'dir, şudur budur. E, şimdi daha çok Valorant var sanırım, PUBG var. Bu tarz oyunlarda her zaman para kazanma fırsatları vardı. Peki ben 13 yaşındayken nasıl para kazandım? Öncelikle ben 13 yaşındayken bir online serverda oyuncuydum. Normalde oyuncular serverlarda para kazanamazlar. O serverların kurucuları kazanır. Ama ben oyunda e, o kadar kendimi geliştirmiştim ki çok fazla işte oyun içerisindeki paramla vardı, altınlarım, elmaslarım vardı ve bunları insanlara gerçek parayla satıyordu. Daha sonra bu para bana yetmedi, kendi server'ımı kurdu. Şöyle 13 yaşımda Minecraft ile nasıl ayda 4500 lira kazandığımı da şöyle bir videoda anlattım. Peki tam da kardeşim ben server kurmayı bilmiyorum ki ya merak etme. Minecraft server nasıl kurulur? Yazıyorsun, çok şaşıracaksın bak ne çıkacak. Bak kim çıktı yine ben. Bunu da anlattım dostlar. E i̇lla Minecraft'tan bunu yapmak zorunda değilsiniz ama ben Minecraft'ta yaptığım için bunları zaten size anlattım. Gidip bakın. Ama siz başka oyunlarda da kendi araştırmalarınızı yaparak bu işi öğrenebilirsiniz. No sıkıntı. Tamam tamam. Peki. Webtelegram.org Burada ne gösteriyorum size? Bir alsat kelepir grubu kurdum. Peki bu grubu niye kurdum? Dostlar alsat yaparak da gerçekten güzel paralar kazanabilirsiniz. Şu an çok yoğun olduğum için bu işi pek yapamıyorum ama hayatımın belli dönemlerinde çok fazla yaptım. Tek yaptığım şey ürünleri ucuza almak ve pahalıya satmaktı. Şimdi yeni bir grup kurdum. Bu grup içerisinde de alsat yapabilirsin. Bu grup içerisinde piyasa araştırması ve bu işi nasıl nasıl yapacağına dair daha fazla bilgiyi birbirinizden öğrenebilirsiniz. Şu an 14 kişi olduğunuza bakmayın. Grubu yeni kurdum. Burada yüzlerce, zamanla binlerce, belki de on binlerce üye olacak ve ileride burada çok sağlam ticaretler dönecek. Mutlaka açıklama kısmında bu gruba girin ama bu gruba girmenin küçük bir kuralı var. O da videoyu beğenmek, kanala abone olmak ve yorum yapmak. Yorumda gruba girmek istediğini yazıyorsun. E sen gruba linkten gelip istek atıyorsun. Ben istekleri onaylıyorum. Ama isteği onaylarken senin videoyu beğenip yorum yapıp abone olup olmadığını kontrol ediyorum. Bilmeyenler varsa ben hani videoya yorum yapan insanların kanala abone olup olmadığını panelden görebiliyorum arkadaşlar. O yüzden e, mutlaka abone de olmanız gerekiyor. Peki yedincisine, yediniz arkadaşlar arkadaşlar bla bla kar ile seyahat ederken tasarruf ya da para kazanabilirsiniz. Şöyle, erken de arabanızla seyahat ediyorsanız diyelim ki yarın Eskişehir'den Ankara'ya gideceksiniz. Tek başınıza arabayla gideceksiniz. O zaman bla bla kar'da ilan açıyorsunuz. Hatta şöyle örneklere bakayım. Eskişehir Ankara yarın. İlan açıyorsunuz. Sizinle birlikte gelmek isteyenler geliyor ve tabii ki size bunun için para ödüyor. Ne kadar para ödeyeceği sistemde yazıyor, otomatik olarak belirleniyor ama dilerseniz o parayı ekstra olarak siz kendi aranızda konuşup tutarı belirleyebilirsiniz. Genelde sistemde yazan paranın üstünde yani mesela burada 100 lira yazıyor. Adam diyor mesaj atıyorsun diyor ben seni 200'e götürürüm 300'e götürürüm. Bu şekilde eğer siz seyahat ediyorsanız bu şekilde para kazanabilirsiniz. Ama eğer sizin arabanız yoksa bu sefer de diyelim ki otobüs bileti pahalı geldi. O zaman bla bla kar ile seyahat edip yine tasarruf etmiş olursunuz. Ve gerçekten otobüse oranla çok daha rahat doğru insanlara denk geldiğiniz sürece çok kaliteli yolculuklar geçiriyorsunuz. Diyorsunuz. Peki insanlara nasıl güveneceğim? E anda böyle. Mesela bu arkadaş 6 kere yolculuk yapmış. 5 puanı var. Yani 6 kişide de 5 puan vermiş ve yorumlar yapmış. Ve mesela e, kadın yolcu bile gitmiş. Ben o zaman bunu güvenilir bulurum diye düşünüyorum mesela. Yani cinsiyet olarak hem kadın hem erkek gittiği için. Sadece kadın olsa yine ona da güvenmem. E, o zaman bir sıkıntı var. Sadece kadınları alıyor derim. Ama kadınlar da gitmiş. Erkekler de gitmiş. Bu adam sapık değil. Belli ki e, abimizde çok gösterdim ama hani helal etsin hakkını her videoyu izlerse demek istediğim bir insan güvenilir mesela bu arkadaş 3 puan ulan Maraz Ali'nin fotoğrafını mı koymuş mehlun mu o <laughs> Neyse mesela bu arkadaşta bir sıkıntı olabilir. Girip profilini incelemek lazım ama ben şu an teşhir etmemek için girmeyeceğim. Ama 4.9, 4.4 böyle bir sürü puanlı insanlar var arkadaşlar. Bu uygulamaya da bir bakın derim. Tüm anlattığım uygulamaları linkleri açıklama kısmında olacak. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarz videolar için abone olduğunuzdan emin olun. Hoşçakalın.